Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Alican. Bugün sizlerle birlikte EA FC 24 alt ligler mod kurulumunu gerçekleştireceğiz. Öncelikle arkadaşlar bu videoyu baştan sona kadar kanaldaki diğer videoları, diğer kurulum videolarını baştan sona kadar izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Yoksa izlemezseniz arkadaşlar mod kurulumunu gerçekleştirmeniz mümkün olmayabilir. O yüzden arkadaşlar mod kurulumunun gerçekleşmesi için tam anlamıyla modu kurabilmeniz için baştan sona izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Öncelikle indirmemiz gereken dosya açıklama kısmında mevcut arkadaşlar. TLP versiyon 4 dosyası. Onun içerisinden arkadaşlar TLP Face Pack TU 13'ü çıkartabiliriz. Daha sonrasında arkadaşlar buradan bir tane seçiyoruz bu arada. Mesela TV 8.5 TV logo artı basın VTEU konuşamadım lan. 13 çıkartabiliriz arkadaşlar. Bir de asıl modumuzu TLP V4 TU 13'ü çıkartıyoruz arkadaşlar. Bir de squad dosyasını çıkartıyoruz. Evet arkadaşlar geliyoruz. Öncelikle yapmamız gereken belgeler FC 24 settings kısmına geliyoruz arkadaşlar. Buradan squad dosyasını seçip siliyoruz. Daha sonrasında arkadaşlar squad dosyamızı buraya atıyoruz. Bu yaptığımız birinci işlemdi arkadaşlar. Daha sonrasında modumuzun üstüne çift tıklıyoruz ve modumuz şu an açılıyor. FIFA Mod Manager açılıyor. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada ünlemler var çünkü bu mod bunlar önceki modlar olduğu için. Bunları arkadaşlar kaldıralım. Şöyle. Bunları kaldıralım arkadaşlar. Daha sonrasında buraya bu şekilde diğer modumuzu buraya diğer modumuzu ekleyebiliyoruz. Evet arkadaşlar yüz paketini şöyle karşıya geçiriyoruz. Sonra basın paketini, logo paketini karşıya geçiriyoruz. Daha sonrasında arkadaşlar en son modumuzu karşıya geçiriyoruz. Ve buradan buna basıyoruz. Continue diyoruz. Evet arkadaşlar olmamasının sebebi şu şekilde. Biz bunu hallettik sözde. Bunu kapatıyoruz arkadaşlar. Bunu kapatıyoruz. Şimdi arkadaşlar buradan FIFA Mod Manager'in olduğu, hatta şöyle göstereyim. FIFA Mod Manager'in kurulu olduğu yere giriyoruz. Bunu yönetici olarak çalıştırıyoruz arkadaşlar. Bunu yönetici olarak çalıştırdıktan sonra FIFA'yı seçiyoruz, select diyoruz. Burada modumuz yine aynı şekilde devam ediyor. Buraya basıyoruz hocam. Evet arkadaşlar bak. Bakın arkadaşlar burada diyor ki evet arkadaşlar bu hatayı alan arkadaşlar için hep birlikte şimdi ne yapıyoruz? EA'yi açıyoruz. Size göstereyim. FIFA'nın üstüne basıyoruz. EA FC 24'ün Manage kısmından Repair diyoruz arkadaşlar. Oyunumuzu bir defa gözden geçirmesi gerekiyor. Daha sonrasında arkadaşlar Google'a giriyoruz. Açıyoruz. YouTube'a giriyoruz arkadaşlar. Buradan kanalımıza hepinize merhaba girmeniz arkadaşlar. gerekiyor. Daha sonrasında arkadaşlar burada hepinize Evet. merhaba. Bu videoyu açıyoruz arkadaşlar. Buraya geliyoruz. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu kodu kopyalıyoruz. Bu kodu kopyaladık arkadaşlar. Bu arada bunun yorumları neden kapalı bilmiyorum. Bunu ben kapatmadım. Bunu açarız. Bu yorumlar neden kapalı bilmiyorum bu arada. Neyse şu an bu kısım önemli değil. Buradan arkadaşlar manage kısmına bir daha basıyoruz. Buraya arkadaşlar bu kodu yapıştırıyoruz. Save diyoruz. Evet arkadaşlar. Şu anda oyunu bir bakıyor oyunda bir problem var mı yok mu diye. Çünkü mod bize öyle bir sorun verdi. Ona bir bak dedi, bir repair et dedi, bir incele dedi, bir problem olabilir dedi. Evet arkadaşlar, tekrar geldik. Buradan FIFA Mod Manager'imizi yine yönetici olarak çalıştırıyoruz. Seçiyoruz hocam, select diyoruz. Açıldı. Buradan yine continue, continue diyoruz ve bekliyoruz arkadaşlar.
Bunları yaptıktan sonra yapmamız gereken bir işlem daha var. O yüzden videoyu baştan sona kadar kesinlikle izlemelisiniz arkadaşlar. Daha sonrasında videoya altına yorum yapıyorsunuz. Yapamıyoruz, yarım kalıyor, şu old hatayı veriyor, bu hatayı veriyor diye. O yüzden arkadaşlar bu hataları almamak için yapabilirsiniz. Yani böyle bir ihtimal veriyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar mod kurulumu gerçekleşti. Oyuna girerken arkadaşlar offline yapmayı unutmayın. Buradan iptal edip offline oyna diyoruz. Buradan arkadaşlar ayarlar kısmına geliyoruz. Buradan profil kadroları yükle. Buradan arkadaşlar seçiyoruz. Çarpıya basıyoruz. Seçiyoruz. Kadroları kaydet diyoruz. Bunun üstüne hocam şöyle kaydettik. Geri geldik. Geri geldik arkadaşlar. Hatta takımları şöyle buradan yine görebiliriz. Ayarlar kısmından size takımları göstereyim arkadaşlar. Erkek takımlarından şöyle Türkiye. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi mod kurulumumuz an itibariyle gerçekleşmiş bulunmakta. O yüzden arkadaşlar yani farklı bir şey yapmanıza gerek yok. Yani sadece buradan böyle yani videoda yaptığım şeyleri yaparsanız siz de büyük ihtimalle hani hiçbir sıkıntı yaşamadan bunları halledebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi futbolcuların çoğunun yüzü var yerinde. Yani o yüzden arkadaşlar modu kurmak zor değil. Sadece arkadaşlar sadece oyunu offline yapıyoruz. Squad dosyasını belgeler kısmındaki yere atıyoruz. Daha sonrasında yaptığım bütün her şeyi siz de uygularsanız herhangi bir sıkıntısız, herhangi bir problemsiz aldığınız bir hata olursa yine yorumlara yazabilirsiniz. Ama bir hata almazsanız yani oynamaya devam edin arkadaşlar. Yani hata almamanız gerekiyor. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu mod kurulumu bu şekildeydi. Kanalda iki tane daha videom bulunmakta modlarla alakalı. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Umarım modu kurabilirsiniz. Kanaldaki diğer videoları izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bu videoda ne anlattıysam hepsini tekrardan anlatıyorum. Bu güncellenmiş modun linki her seferinde ben sizin için yeniliyorum arkadaşlar. Bu da indirmemiz gereken FIFA Mod Manager arkadaşlar. Bunu güncel sürümünü indirmeyi unutmayın. Güncel sürümünü indirmeyi unutmayın. Her ihtimale karşı siz editörü de indirin arkadaşlar. Kenarda dursun. Bu ikisini indirin. Kurulumu gerçekleştirin. Herhangi bir şekilde bir problem olmadan benim yaptıklarımı yaptıktan sonra arkadaşlar sorunsuz bir şekilde oyununuz da açılacaktır. Umarım videoyu beğenirsiniz. Arkadaşlar buradan like atıp yorumlar şu an kapalı. Neden kapalı bilmiyorum. Yorumlar kısmına yaptıysanız modu bunu belirtirseniz sevinirim. Kanalda abone olursanız arkadaşlar ve zil durumunu açarsanız benim hoşuma gider arkadaşlar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar.